Merhabalar, biz Nasıl Türk izleyicileri bir işi bilen programıyla daha sizlerleyiz. Bugün iki tane çok değerli, güzel konuklarım sizlerle birlikte eşlik edecek. Netleşim kurucularından efendim öncelikle Bilge Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve Hilal Çimiç, sizler de hoş geldiniz. Merhaba, hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkürler, siz? Bizler de çok teşekkür ediyorum. Net bilişim dediğimiz zaman artık bu hani ilerleyen teknolojiyle birlikte işin açıkçası aklıma hep internet geliyor ve elbette bunun yanı sıra insan kaynakları da geliyor. Öncelikle hem sizi tanıyalım hem devamında da net bilişim nedir, ne yapar, neden kuruldu gibi birçok sorunun cevabını da alırız. Öncelikle sizi tanıyalım. Bilge Hanlap, Net Bilişim İnsan Kaynakları kurucu ortaklarından biriyim. Biz Haziran 2016'da Hilal'le birlikte ortak olarak şirketimizi kurmaya karar verdik. Evet, aslında yeni gözükmekle birlikte bir yandan da çok eskiyiz bence. Yani benim sektörde 15 yıllık bir geçmişim var. Hilal'in de 10 yıllık bir geçmişi var. Biz daha önce de birlikte çalıştık. Birbirimizin iş yapışlarını, işte know-how'unu vesaire bilerek. Sadece hani şirket adı altında beraberce yapmaya karar verdiğimiz dönem Haziran 2016. Biz evet biraz spesifik bir alanda danışmanlık hizmeti veriyoruz. IT alanında. İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştık daha önceki işte hem kurum tarafında hem ajans kuruluşlarda. Fakat IT hani bizim hem terminolojisini, jargonunu, işte sektörün dinamiklerini bildiğimiz, konfor alanı dediğimiz, hani kendimizi daha rahat hissettiğimiz ve daha başarılı olduğumuzu gördüğümüz somut örnekleriyle bir alan olduğu için bilgi teknolojilerini tercih ettik. Onun yanı sıra sadece üst seviye yani executive dediğimiz alanda bir de danışmanlık hizmeti veriyoruz. İşe yerleştirmenin yanı sıra da yönetim danışmanlığı bizim faaliyetlerimiz arasında. Neden şirketi kurma kararı aldık kısmına gelince aslında hani burada Hilal'in de mutlaka söyleyecekleri vardır. Ben bir girizgah yapmış olayım. Sektöre değer katacağımızı, sektörün bizim profesyonelliğimize ve bizim yönlendirmemize ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz, know-how'umuzun değerinin farkına vardığımızda aslında karar verdiğimiz bir nokta. İşte hani çok kazanmak vesaire filan bir hedefiyle değil aslında. Yola çıkış nedenimiz biraz daha böyle piyasaya katma değer, fark ve değer katmak. Bilgilerimizi paylaşmak. Evet, bilgilerimizi paylaşmak. Hani insanların hayatına dokunmak, onun manevi hazzı ve bize keyif veren yanları. Tercihimiz o yüzden bir araya gelip evet devam etmek ve başarılı projeler yapmak oldu. Operasyon tarafının süreci ve yönetimi tamamen ileride olduğu için onun hani o farkları ve neden hani şirketi kurduk onun bakış açısıyla ondan da duymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hocam ben mi vereyim ben bu noktada? Şöyle esasında Bilge Hanım'ın dediği gibi yola çıkarken işte bu güzel bir alan IT. Burada güzel bir kazanç var. Gözüyle bakmadık esasında. Evet, ihtiyaç var. O zamanlar geniş bir alandı. Burada konumlanalım demedi. Uzun yıllardır sektörün içerisindeyiz. Esasında İK profesyonelleriyiz biz. Ama IT know-how'umuz da var. Ve dolayısıyla bu kıymetli bir bilgi. Çok da kıymetli olduğunu hem kurum tarafında hem işte adaylar nezdinde vesaire. Bunu gördükten sonra bu işi keyifli de yapıyoruz. Neden buradan devam etmeliyim? Böyle bir şirket kurmayalım dedi. Kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bilge Hanım da söylediği gibi. Yola çıkış noktamız buydu. Operasyon tarafında işte bir iş bölümümüz var esasında. Daha çok iş geliştirme tarafı Bilge Hanım'da ve ekip ve operasyon yönetimi bende. Dolayısıyla böyle birbirini tamamlayan bir ekip olduk. Ekipteki diğer arkadaşlar da öyle. Özetle böyle. Yani IT spesifik ilerliyoruz. Sevdiğimiz bir alan. Hangi IT pozisyonları denilebilir evet. Mesela? Akla gelebilir. Esasında teknoloji bağımsız. Yani yeni mezun adaydan CIO, CTO dediğimiz rollere kadar. Ve dediğim gibi teknoloji bağımsız. Hem işte Microsoft teknolojileri hem open source bütün teknolojiler. Aradaki bütün pozisyonlar IT'ye dokunan PM, işte Ar-Ge satış gibi pozisyonlar dahil. Tüm rolleri kapsayan bir know-how'umuz var. Ve bu kıymetli network'ü esasında değerlendiriyoruz şu anda. En güzelini yapıyorsunuz. Ne kadar güzel ki
aslında bakacak olursanız da birçok firma veya firmalar vardı bunun izlinde ama sizin farkınız hakikaten aslında kendini belli edebiliyor. Bir hani background'ınız var değil mi? En azından yaşamışlıklarınızı, bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Hı. Bunun yanı sıra sanki sizin daha farklı bir enerjiniz var gibi geldi bana. O biraz hayata bakışınızla da alakalı, geri bildirim. Sevmekle alakalı esasında. İşini seven. Zordur çünkü. Profesyonel. Tabii. Yani IT biraz zor bir alan. Terminolojisini bilmeniz gerekiyor. Her şeyden önce hangi teknolojiyle uyumlu çalışır, buna hakim olmanız gerekiyor. Yani bir adayın, bir işe alacağınız bir personelin bir bilgiye sahip olup olmadığını analiz edebilmeniz için önce sizin o bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Doğru. Hal böyle olunca eğitimli bir ekip, IT background'u sağlam bir ekiple esasında hem İK birimi hem teknik birim arasında bir köprü görevi görüyoruz. En çok da o tarafta bizden destek alıyorlar zaten. Evet. Yani keyifli bir alan. Çünkü bir yandan da öğrenmenin sonunun olmadığı bir alan. Çünkü yarın gözümüzü hangi teknolojiye açacağımızı bilmiyoruz hiçbirimiz. Teknoloji çünkü çok hızlı ilerleyen bir sektör. Bu evet hem işi yaparken aldığımız keyif hem de hani bu öğrenmenin sonunun olmaması bize dinamizm katıyor diye düşünüyorum. Çok sağ olun siz de hani enerjiniz farklı dediğiniz için. Yansıyor olması çok sevindirici bu anlamda. Muhtemelen sebebi odur. Yani çünkü insan geldi mi bir daha gelmeli diye düşünüyorum. Veya çalışılırken sizlerle, ekipleriniz, arkadaşlarınız o kadar önemli ki farklı bir enerji oluyor ve hakikaten emin olun ki başarıya gidiyor. Doğru. Hani günlük olmuyor, hani anı kurtarmak olmuyor. Doğru. O şu an kurmuş olduğunuz şirketin aslında bağlarını güçlendirmiş oluyorsunuz ki ileriye dönük çok da güzel donör rolü aslında kazanmış oluyorsunuz. Bu anlamda da rekabet sizi korkutuyor mu? Aslında korkutmuyor. Yani çünkü baktığınızda Haziran 2016 faaliyet belgemizi alıp hani işle ilgili resmi kuruluşu tamamlamamız süreci. Sonrasındaki dönem yaz dönemi vesaire hani böyle biraz bizi nasıl olacak işte olur mu olmaz mı tedirginliği yaşattı aslında. Ama gördük ki IT pek etkilenmemiş. Yani IT baktığımızda hani bir boş pozisyon varsa o pozisyonun doldurulamaması şirketlere daha büyük maliyet getirdiği için IT'de bir süreklilik durumu söz konusu. Yani yeni projeler ve artık şirketlerin vizyonlarına baktığımızda genç yöneticiler, genç CEO'lar, onların bakış açısı hep teknolojiye çok yakın. Teknolojiyi seven, bir şekilde yeni teknolojiler, yeni yazılımlar evet kullanmak isteyen kişiler. Hani ana iş kolları ne olursa olsun. Hal böyle olunca bizim de hani spesifik olarak bilgi teknolojileri, IT olarak çalışıyor olmamız, danışmanlık veriyor olmamız bu anlamda bizi hareketlendiriyor. O yüzden korkutmuyor rekabet bizi. Fark yarattığımızda düşündüğümüz için hani iş yapış şekli anlamında, operasyon tarafında korkutmuyor. O zaman tatlı yorgunluklar oluyor. Çünkü hani devamlı yenilikleri takip etmek, tabii, peşinden koşmak, sürekli araştırmak. Kesinlikle. Bilgi hakikaten hep söylerim hani bilirsiniz ama bir de başkasından duymak, öğrenmek sonuçta bilgi hakikaten çoğaldıkça da gidiyor. Yani öğrendikçe de hiçbir şekilde sonu yok. O yüzden de yorucu ama tatlı yoruculuklar da sizlere katıyordur diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi devamlı yeniliği takip etmek zorundasınız. Evet, kesinlikle. Yani hani şimdi mülakatlar kısmına bakacak olursak, yani adaylar yeni bir teknoloji alanında çalışıp onu bize anlatırlarken bizim de en azından o konuda onlar kadar olmasa da bir fikrimizin olması, işimizin kaliteli sonuç getirmesi anlamında bizim için önemli. Bu hassasiyette çalıştığımız için dolayısıyla evet takip edip sürekli yeni teknolojileri öğrenmeye çalışmak gibi de bir diğer durumumuz var. Aynen. Durumumuz esasında ama hem de keyifle yaptığımız için diye öyle. Yani gün sonunda keyifli ve tatlı yorgunluklar. Hele hani karşı tarafın iş değiştirdiğinde ki hissettikleri yeni fırsatla hayatının değişiyor olması vesaire bizi inanılmaz mutlu ediyor manevi tarafta. Peki sizce size göre diğer şirketlere oranla hani IT'nin farkı ne olabilir sizin şirketinize baz alırsak? Rakipler bazında mı soruyorsunuz siz, yoksa sektördeki? Nasıl isterseniz mi? Açıkçası. Yani Atmex sektördekiler geliyor ama hani siz en azından hani başarı
Sonuçta başarmak için bir şey ilk adımımızı atıyoruz. Az bir sürede geçmemiş açıkçası yani sonuçta. O aylardan bu yana. Tabii. Bakacak olursanız hani ilk gününe eminim ki bugünkü arasında sizin çok daha farklılıklarınız vardır. Hedefleriniz ileriye dönük. Hani bir şekilde bir şey kapıyı açıyorsunuz ama sonrasında sonsuzluk en azından sizleri bekliyor. Ve elbette hani yaptıkça daha da güzel artılarınız oluyordur. Hani bu anlamda bakacak olursak da farklılığınızı illa bir hissettirebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani yine aslında konu biraz operasyon tarafına, iş yapış şeklimize döndüğü için Hilal de çok bunu daha doğru telaffuz ediyor olabilir. Bizim en büyük fark yarattığımız noktanın yine hani ekibin profesyonelliği, ekibin IT tarafına çok yatkın olması. Hani insan kaynakları backgroundlu olup IT'ye bu kadar yakın olmaları bizde fark yaratan en büyük nokta diye düşünüyorum. Hal böyle olunca çok hızlı geri dönüşler yapabiliyoruz mesela. Yani hani içeride kendimize özgü yazdırmış olduğumuz bir yazılım sistemi kullanıyoruz. Bu sistem üzerinde gittiğimiz, sistemle hareket edebildiğimiz için bize mesela hani aday yönlendirdiğimizde vesaire çok ilme katıyor. Yine yönetim danışmanlığı noktasında da aynı. Hani benim daha çok vurgulayabileceklerim onlar olabilir. Hilal belki biraz daha aktarabilir. Şöyle, IT... söylediği gibi Bilge Hanım, teknik background'a olan bir ekibe sahibiz. Pozisyonlardan birazcık bahsetmiştim. İşte işin içerisinde sistem tarafı da var, database, yazılım, ERP, işte security, IT'ye dokunan her rolde çalışıyoruz. Tabii bunu yapmak çok kolay değil. İK profesyonelleri genel olarak, tabii ki doğal olarak teknik bir eğitim almadığınız için lisans döneminde özellikle büyük şirketlerde IT birimi ile İK birimi arasında bir iletişimsizlik olabiliyor. İK çok teknik rolü doğru yorumlayamayabiliyor veya en basitinden doğru adaya nereden ulaşacağını bilemeyebiliyor. Biz çok zaten şirketlerin halihazırda kullanıp ulaşabileceği işte sosyal mecralar, bazı portallar gibi yerlerden ulaşmıyoruz insanlara esasında. En büyük farkı katma değeri orada yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü zaten oradan ulaşabileceğiniz adaylara ulaşırsınız o aşamada. Herkes ulaşıyordur zaten. Aynen yani, evet, havuz aynı. Senior özellikle profilleri oralardan zaten bulamıyoruz. Öyle bir şey yok. Zaten IT profesyonelleri aktif iş aramıyor. Arasa bile orada işte durumunu iş arıyorum diye güncellemiyor ya da bir yerde bir CV oluşturmuyor. Genelde işin onlara gitmesine alışkın oldukları için. Biz kendi database'imizi kullanıyoruz. Kendi yazdırdığımız bir database var ve bu havuz 10-15 yıllık bir birikim sonucu oluşan havuz. Esasında sosyal bir network gibi bakıyoruz olaya. Kendiniz yani işte aday havuzu bugün bir pozisyon olmadı. Yarın belki başka bir pozisyon için. Böyle bir şey değil. Bir bağ kuruyoruz adaylarla. Sosyal bir bağ bu. Her yeni aday esasında arkadaşımız gibi değerlendiriyoruz. Zaten adaylar karşısında aynı dili konuştuğu, teknik olarak derdini anlatabildiği birilerini gördüğü zaman benim bir de şöyle bir arkadaşım var esasında diye referansla, evet, havuzun belki %80'i evet, genişlemesine gelen adaylardan oluşuyor ve o adayların hiçbir yerde bir CV'si, profili olmuyor. Özellikle senior profillerden bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla siz çok acil birini arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. İşte o zaman bana ulaştığınız aynen öyle çok kısa sürede. Bir de çok yoğun çalıştığımız için şöyle düşünün. Sadece yönetim danışmanlığı ve iş alım tarafına destek veriyoruz firmalara ve bunu bütün gün yapıyoruz. Bütün gün benzer rollere çalışıyoruz. Ve çok gerçekten çok kalabalık bir havuzumuz var. Bazen iki gün içerisinde, bazen bir hafta içerisinde. Ortalama bir hafta diyelim. Ama aynı gün bile rol kapattığımız oluyor. Ve bu genelde işte sisteme bir bakayım şeklinde değil. Böyle biri var. İşte telefon açıp, işte Hasan, Mehmet, nasılsın, böyle bir rol var şeklinde böyle sosyal network'ümüzü kullanarak oluyor. İyi de oluyor. firmalar da referanslı adaylardan memnun oluyor zaten. Yönetim danışmanlığı tarafına da küçük bir değinmek isterim ben. Orada neler yapıyoruz? Esasında işe alım sadece mülakatlardan ibaret değil, değil bir, evet, bir şey değil. Daha kapsamlı. İlk dokunduğunuz andan, daha doğrusu pozisyonun ilk açıldığı andan, ada işbaşı yapana kadar geçen bir süreç. Bunun dışında İK'nın tabii ki farklı fonksiyonları var. Yönetim tarafında da danışmanlık veriyoruz. Özellikle insan kaynakları birimi olmayan startup diyebileceğimiz ya da genellikle teknokentlerde faaliyet gösteren IT, ARGE firmalarına
Yönetim danışmanlığı da veriyoruz. Organizasyonel yapıyı nasıl oluşturmaları gerektiğinden bahsediyoruz. Çünkü IT'ye hakim olduğumuz için ve sektörde hem böyle holding grubu şirketleriyle çalışıp, işte bankalar, holding grubu şirketleri gibi böyle büyük yapıları da iyi tanıyoruz. Teknokent yapılarını da çok iyi tanıyoruz. Dolayısıyla onların olması gereken organizasyon yapısını çıkarıp, mevcut durumu çıkarıp, bir analiz yapıp olması gereken de birleştiriyoruz. Bir yön veriyoruz esasında. Personel yönetimi diyebiliriz. İK'nın küçük bir kısmı işte. O tarafta da destek veriyoruz. Ama bunların hepsinde aslında birebir sizler uğraşıyorsunuz değil mi? Tabii işin içerisindeyiz. İşin içerisinde olduğunuz için hani elbette ekibiniz vardır. Danıştığınız, görüştüğünüz ama aslında ortak neticede ikinizin rolü hakikaten daha belirgin oluyor değil mi? Tabii yani biz aslında sadece sermaye ortaya koyup bir şirket kuran iki ortak değiliz. Eli işlerin üzerinde olan iki kişiyiz. Background'umuzun da tabii bu doğrultuda oluyor olması, bizim çok keyif alıyor olmamız. Zaten hani İlal'in de söylediği gibi biraz aslında piyasada IT terminolojisine ve background'ına hakim bir insan kaynakları profesyoneli bulmak da zor. Kendimizin yetiştirmesi gereken bir durumumuz olduğu için yani işten uzak kalmak ya da kopuyor olmak gibi bir şansımız yok. Tercihimiz de olamaz. Yani hani bilmiyorum hani nereye kadar gidebilirse yani çünkü bu yaş aldıkça aslında bilgi birikiminiz arttıkça yapmaya devam edebileceğiniz daha hatta kıymetli ve kaliteli yapabileceğiniz de bir alan. Dolayısıyla yaşımız evvel bir sürece herhalde işin içinde olmaya devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Ama hani maalesef şu Türkiye'de hani işsizlik sorunlarıyla beraber sizler hakikaten farklılıklarınızla beraber anladığım kadarıyla bu hani işten çıkarma durumları da olabilirken sizler bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani şöyle bir kere insan kaynaklarının tek fonksiyonu işe alım değil. Özellikle evet hep öyle algılanır. Hatta hani Türkiye'de biraz böyle İK bayan mesleğidir gibi bir algı da var. Evet maalesef dediğimiz diyebileceğimiz. Evet belki biraz daha işte anaç bir yapımız olduğundan olabilir vesaire. Fakat hani tek fonksiyonlu işe alım olmadığı için insan kaynakları profesyonellerinin ben şöyle düşünüyorum. Bizim hakikaten insan kaynakları profesyonelinin zaman maliyeti olarak baktığımızda en çok zamanını alacak şey açık bir pozisyonu kapatmak olduğundan işte aday taraması yapmak, o adayları görüşmeye davet etmek, mülakatlar, uygun adayı elemek, seçmek, kurum kültürüne uygun adaylarla devam etmek vesaire. Yani bu çok uzun bir süreç. Pozisyonun kapanması uzun bir zamanı alacak. Evet, zaman maliyetini çok yükseltecek bir şey. Dolayısıyla bizim aslında yola çıkış noktalarımızdan biri de buydu. Biraz önce belki onu atladık. Zaman maliyetini insan kaynakları profesyonellerinin düşürmek, onların birazcık daha böyle çalışanlarına yaklaşımları, işte çok trend olan son zamanlarda çalışan mutluluğu diye bir kavram var biliyorsunuz. Hani biraz daha ona yönelsinler. Şirketlerinde çalışanlarının sadakatini, onları daha çok ellerinde tutmaya yönelik bir takım işte projeler, iç projeler geliştirebilsinler. Eforlarını daha çok o tarafa sarf etsinler. Biz onların işe alım tarafındaki zaman maliyetlerini düşürüyor olalım gibi bir bakış açımız da var. Bu da çok büyük bir etken oldu tabii biz hani beraberce yola çıkalım dediğimizde. Dolayısıyla hani işten çıkarmalar da evet belki hani herkesin zaman zaman böyle biraz korku duyduğu, biraz böyle hani endişelendiği, herkesin yaşayabileceği şeyler olabilir. Fakat hani benim gözlemlediğim, uzun süredir de bu alanda çalışıyor olmaktan sebep, yine IT'nin çok fazla etkilenmediği, yani oradaki projelerin durmasının şirkete maliyeti çok daha yüksek olacağından çok etkilenmeyen bu tür durumlardan bir sektör. Dolayısıyla bu tabii o hareketlilik bizi de etkiliyor. Bizi de hareketli ve o dinamizme uyma zorunda bırakıyor. Evet. Böyle cevap verebilirim. Ama şimdi etkilemeyecek onu hakikaten hissedebiliyorum. Evet. Yani umarım öyle devam eder. Umarım hakikaten. İnsan kaynakları da aynı zaman bir güler yüz.
ilk başta hani akla gelir ve elbette hani işe alım, evet, insan kaynaklarından geçiyor sanırım. İşte X kişiye gideceğim, işte bilgi alanım varmış, insan kaynakları herhalde o benimle iletişim kuracak gibi bir algıya insan ister istemez kapılabiliyor. Öyle bir algı oluştu ve öyle de gidiyor gibi geliyor bana esasında sanki. Esasında IT'de böyle değil. Değil mi? IT'de hatta tam tersi, ben teknik ekiple görüşürüm, onlar okey verirse İK'da görüşür. Zaten iş alındım demektir gibi bir bakış açısı var. Çünkü IT'de gerçekten, yine az önce söylediğim tarafı geliyoruz esasında, İK'nın teknik değerlendirme imkanı olamadığı için, teknik bilgi maalesef ki sahip olamadığımız için İK profesyonelleri olarak, kendimi de katarak konuşayım. Teknik birisi işte ekibe dahil olacağı zaman teknik yönetici görüşüyor. Gerçekten o teknolojiye hakim olup olmadığını karar verip, evet, yok bu kişi yetersiz derse zaten olumsuz oluyor o adayın süreci. Hı-hı. Ama hayır, bu iyi bir dadnetçi ya da iyi bir developer ya da iyi bir sistem yöneticisi dediği zaman teknik lead, zaten İK'da çoğu zaman onay vermek durumunda kalıyor. Şuna çok şahit olmuyoruz açıkçası. Ama davranışsal olarak bizim kurum kültürümüze uygun değil, çok göremiyoruz. Hani teknik olarak teknik personel bulmak zor olduğu için bir kez bulunduğunda genellikle ekibe dahil oluyor. İşte biz orada ikisini sentezliyoruz, diyoruz ki firmalara. Bakın çok iyi bir teknik adam olabilir ama bu bilgiyi sizinle ve ekibinizle paylaşmazsa esasında salt kendi bilgisi. Sizin şirketinize bir katma değeri yok. Dolayısıyla hem tekniği evet iyi olmalı hem de ekiple uyumlu çalışabilecek bir profil olmalı. Yani bu ne demek esasında? Firma ile çalışanın beklentilerinin örtüşü olması demek. İyi bir iletişim kurabilir. Aynen öyle. Mesela bir küçük örnek vereyim. Ben işe işte kravatla ve takım elbisemle 8'de gidip 5'te çıkmak isterim diyen aday da var. Ve bunu bekleyen firmalar da var. Ama çok aldığının çok daha üzerinde bir ücret teklifi yaptığımızda mesela, ben işe yazın parmak arası terlikle gidiyorum, dolayısıyla bankada çalışmam diyen aday da oluyor. Ben kravatlı birini görmek istemiyorum diyen işveren de oluyor. Esasında kurum kültürünü iyi analiz edip en doğru, orada en mutlu çalışabilecek profesyoneli yönlendirmek gerekiyor. Hal böyle bir birleşme olursa eğer zaten uzun yıllar. Aynen öyle, uzun yıllar birlikte çalışıyorlar. Bizim için de keyifli, iyi bir referans oluyor. Ne kadar güzel. Aslında hakikaten bence doğru bir örnek verdiğini düşünüyorum. Aslında hakikaten karşılıklı. Tabii. Bilmek gerekiyor. Böylece aslında sıkıntı da hiç en baştan da yaşanmamış olabiliyor. Peki firmalar sizi neden seçmeli? Fark yarattığımız için seçmeli bir kere. Yani hani biraz önce de vurguladığım gibi zaman maliyeti bugün hepimiz için çok önemli. Zaman maliyetini şirketlerin çok ciddi düşürdüğümüz ve bunu hani çok etkilediğimiz için bu yüzden seçmeli. Bir kere ben şöyle düşünüyorum. Şimdi öyle bir nesil var ki artık iş hayatında olan Y ve hatta Z kuşağı dediğimiz. Bu kuşak sosyal medyayı inanılmaz fazla kullanıyor. Dolayısıyla çok büyük bir firma, çok büyük bir holding olabilirsiniz. Bir yerde yayınladığınız bir ilanın altına, işte ben görüşmeye gitmiştim de bana şöyle davrandılar, böyle davrandılar diyen, bunları paylaşan, aynen bir kuşak, bir yeni nesil. Yani biraz cesaret, korkusuzca gibi hareket eden. Dolayısıyla riskli bir tarafı da var hani insan kaynaklarının aynı zamanda. Yaptığınız mülakatlarda hani 100 kişi davet ediyorsanız görüşmeye, 100'ünün de mutlu ayrılması gibi bir durum olamıyor çünkü. Bir pozisyona bir kişi dahil olacaksa 99'una negatif dönüyor olmanız demek bu. Dolayısıyla da bu sosyal medya tarafının bu kadar aktif kullanılması jenerasyon açısından riskler de taşıyor tabii firmalar açısından. Biz bu riski de aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Firmalar adına mülakatlar yapıp firmalara işte belli bir eliminasyondan geçirilmiş adaylar sunduğumuz, kısa liste dediğimiz bir liste paylaştığımız için zaten hani firmayı, firmanın ondan beklentilerini bilerek mülakata giden adaylar oluyor. Hal böyle olunca da firma böyle bir riski de taşımamış oluyor. Bu da çok önemli bir faktör. Hani sırf bunun için bile bu işi profesyonel yapan bizim gibi firmalardan destek almalılar ve alıyorlar zaten. IT tarafında tabii ki o teknik know-how'a sahip olduğumuz için. Gerçekten tabii kıymetli bir know-how bu. Zaten firmaların teknik yöneticileriyle görüştüğümüzde de onlar da evet tamam siz
bu işi biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bizim o kadar çık pozisyonumuz var gibi bir dönüş alıyoruz. Dolayısıyla zaten bir katma değer yarattığımız için bizi tercih ediyorlar esasında. Şunları çok duyuyoruz mesela. İşte 3 aydır kapatamadığımız bir pozisyon var ama işte olmuyor, ulaşamadık adaylara falan gibi. 1 hafta, 2 hafta gibi bir sürede rollerini kapatıyoruz. Hem zaman maliyetlerini hem çalışma tarafındaki diğer maliyetleri minimize ediyoruz. Aynen öyle. Çok profesyonel ilerlemiş oluyor. Hal böyle olunca ikinci bir IT pozisyonu açıldığında 3 ay çalışmadan rolü doğrudan vermeyi tercih ediyorlar. Evet, hani o 3 aylık kayıp çok ciddi bir kayıp çünkü baktığınızda. Dolayısıyla zaten hani yaptığımız projelerin başarısı da bize referans getirdiği ve büyümemizde böyle bir rol oynadığı için bunun da etkisi çok fazla. Yani anı kurtarmak, günü kurtarmak, pozisyonu kapatmış olmak için kapatmak, çalışma tercihimiz ve mantalitemiz bu değil. Dolayısıyla da hani karşılıklı bir verim, karşılıklı bir memnuniyet durumu var. Hatta hani 3 tarafa etkileyen, hani bizi, doğru, aday kesinlikle kısmını ve karşı taraftaki firma, aynen öyle. İşte ondan sonra aday referansını paylaşıyor. İş ortağımız başka bir kanaldan hem referans paylaşıyor oluyor. Böyle böyle hani her anlamda büyümeye doğru gidiyor baktığımızda. Yani en büyük farkları, en büyük keyif veren tarafları bunlar. Sizin üzerlerini almış oluyorsunuz. Evet, kesinlikle. Güzel bir portföyden faydalanmış oluyorlar. Doğru. Değil mi? Evet, hem farklı. Hem de açıkçası çok da onları aslında yormadan, kişiyi de yorabilir. Hani devamlı görüşmeler sonrasında hani insana motivasyonu da düşürebilir. Hani biz ne arıyoruz ki acaba, bizde mi sıkıntı var, biz mi bilmiyoruz bu işi? Hakikaten insan kendi sorgulama aşamasına girebilir ama emin olduğu kişilerden böyle destek alındığı zaman aslında hani puzzle deriz ya, tam yerine zaten doğru, bir şekilde nokta atışı, kesinlikle nokta atışı olmuş olabiliyor. Evet. Çok da güzel bence. Güzel tarif ediniz. Puzzle. Hem zevkle yapmış oldunuz. Hakikaten de birilerine bir şekilde yardımcı olabilmek, güvenini de verip iletişimi sağlayıp ve evet aslında devamında getirdikten sonra en güzelini yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Aynen. Katmış oluyor mu? Hani böyle olumsuz şeylerle sen karşılaşıp hemen böyle bir B planınız yine devreye giriyordur değil mi? Sizde kesin vardır. Çok olumsuz bir şeyle karşılaşmıyoruz açıkçası. Çok şükür. En karşılaştığımız en olumsuz şey ne olabilir diye düşünüyorum. Yani şu bile olmuyor. Mesela yerleştirdiğimiz aday işte 3 ay sonra ben gidiyorum ya da işte firma bizi memnun kal, çünkü replacement garantimiz de var vesaire. Firmayı çok iyi analiz edip adayda olması gereken özellikleri çok iyi analiz edip böyle doğru bir eşleşme yaptığımız için bu uzun vadeli birliktelikler getiriyor. Şu yani bir replacement'ımız bile çok şükür diyelim. Daha henüz hiç yok. Karşılaştığımız en kötü şey adayın hasta olması, mülakatı ertelemek istiyor olması olabilir belki. Bilmiyorum, olumsuz örnek başka. Evet, yani hani bir de insan algısı, insan beyni öyledir ya, biraz olumsuzlukları görmek istemediğimiz filan. Hani hep aklıma şey geliyor mesela. Hani Haziran ayında dediğim gibi biz faaliyet belgemizi alıp başladık. Hani o dönemlerde işe yerleştirdiğimiz adayla şimdi terfilerini duyuyoruz hatta. Yani hani bu bizi de ekstra mutlu ediyor. Terfisini duymak, onu tebrik etmek, takip etmek vesaire. Benim de aklıma hani çok negatif yaşadığımız somut bir örneği yok ama tabii ki her işte ve meslekte olduğu gibi bizi de evet etkileyebilecek bir takım negatiflikler olabilir. Hani bu hiç kimsenin elinde olmayan bir takım şeyler olabilir. Bir kere hani işimiz insan kaynakları ama ben nihayetinden şöyle düşünüyorum, insan davranışları yönetilemez. Yani insan davranışlarına çok etki edemezsiniz. Dolayısıyla da hani hep işimiz insan ve insanlarla olduğu için bir risk tarafı her zaman var. Ama artık hani riskimi doğru yönetiyoruz. Yani hani bu anlamda aday tarafındaki evet önce riskleri kalitenin yüksek oluşu vesaire gibi bir sebeple herhalde. Hani böyle bir negatif durum yaşamadık. Evet. Tatsız sürpriz yaşamadık yani, öyle diyeyim. Yani sadece net bilişim
bünyesinde değil. Tabii daha öncesinde dediği gibi bizim daha öncesine dayanan birlikte çalışmışlığımız, bir tanışıklığımız var. Bireysel olarak da yani tatsız sürprizlerle çok karşılaşmıyoruz. Evet. Yani en fazla şey olabiliyor bazen. Mesela hani firmanın görüşme sürecine olumsuz yanıt vermesini adaya aktarma noktası belki olabiliyor. Aynen. Biz ama IT spesifik çalıştığımız da için onda da çok sorun yaşamıyoruz. Çünkü hani biz de onu telaffuz ediyoruz ama aday da hemen şey diyor. Zaten siz IT spesifik çalıştığınız için orta vadede, kısa vadede bir başka pozisyon olur. Onda devam ederiz sürece. Hiç önemli değil diyor. Yani hani bu biraz da evet İlev'in de söylediği gibi konuşmanın başında IT profesyonellerinin çok böyle aktif iş aramıyor olması. Daha çok iş hep onların önüne bir şekilde fırsat olarak gelmiş kişiler oldukları için çok takılmıyorlar. Ne kadar güzel. Ben aslında size başınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Daha da uzun böyle yıllarda net bilişin inşallah ismini hep duyalım. İnşallah. Çünkü işinizi bu kadar severek bir de bilip yapmak bir başka. O yüzden de bu sahada bence hep olun diyorum ben. Teşekkür ederim. Başarınızla beraber. Çok İnşallah. Teşekkür ederim ayrı ayrı ikinize biz de. Teşekkür biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için, evet. Zaman ayırdığınız için. Evet, teşekkür ederiz. Bugün efendim Net Bilişim kuruluşlarından iki güzel bayan ve iki başarılı bayana konuk ettik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.